Peki. Kozal var. Kozal bakalım. Kozal'da sanırım geçen yayında da söylemiştik. Hani bir önceki ay yaptığımızda o zaman herhalde sizinle konuşurken para girişi Kasım ayında, evet doğru Kasım ayında söylemişizdir bunun yayında para girişi var diye. Sonrasında işte bir miktar realize oldu ama halen daha tahtada Citibank yabancı varlığını görüyorsunuz burada. Evet, şöyle yapalım. Tamam. Evet. Para girişiyle birlikte senet şu an kaçta? 536 seviyesinde. Kozal'da şöyle yapacağız. Evet. Şurada başladı hareket. 7 Eylül'de. 7 Eylül'den itibaren de 174'lerden 536'lara gelen bir hareket. Yani burada yine aynı yayının başında söylediğimiz. Yani fiyat şuraya gider, buraya gider. Şu olur, bu olur. Yani bir zaten taban var. Yabancı işte Citibank takası yükseldi. İşte bir miktar emeklilik fonları. Yani şuradan ne zaman 23 Kasım'dan başlayarak emeklilik fonlarının işte 3,5 milyon notlardan 2 milyon notlara düştüğünü görüyoruz ama neticede hala bir kuvvetli talep var senette. O da işte 536'lara kadar taşıdı. Burada yapılması gereken ortalamaları takip etmek. Yani bunların altında kapanış olmadığı sürece 5 günlük, 10 günlük, 20 günlük iş süren stop gibi bunları takip ederek devam etmek gerekiyor. Kozal'a bir de yani şöyle bakabiliriz. Bunları silelim. Dolar bazında baktığımızda 2000 şurası 2013 30 Ocak 21 dolar seviyesi 21,5 dolar seviyesi şu an bunu geçtik. Bu birincisi. Yani burası hani orta uzun vade artık dirençti. Destek oldu artık burası. Destek olarak takip edilmesi lazım. Şöyle. Evet. Bunlar destek olarak takip etmek lazım. Bir de şuna bakabiliriz. Kozal Anadolu metalli olan yani orana bakmak lazım. Kozal bölü koza altın. Orada da şu an için kritik olan şurası 2017 yılında şurada kaç? 9.59, 9.60 seviyesi. Oraya yaklaştı. Eğer burayı da kırarsa belki 2015-2016 yılında koza altın daha yukarıdaymış. Oran 14'lerdeymiş. Daha sonra Koza Anadolu metal daha iyi performans göstermiş. Bu oran 3'lere kadar düşmüş. Şimdi tekrar 3'lerden 9.60'lara geldiğini görüyoruz. Yani şuraya kırarsa, 9.60 kırılırsa önümüzdeki dönemde Koza altının Koza Anadolu metale karşı daha iyi performans gösterdiğini görebiliriz. Bir bakış açısı da bu diye belirteyim. Endeks'le de karşılaştırırsak zaten şurada 0.090 direnci vardı. Onu da geçti. Endekse göre şu an daha iyi performans gösteriyor. Koza altın. Peki. Ve zaten